Bunlar gebelikte riskli durumların analizini yapıyorsunuz. Aynen öyle, riskli durumların analizi. Ama hani sadece ileri anne yaşında, akraba evliliklerinde, riskli gruplarda değil. Aslında tüm dünyada rutin olarak kullanılan, risklerden bağımsız kullanılan ve önerilen tarama testleri bunlar. Tamam. Peki yine izleyicilerimizden de gelen soruları katalım. Sıcağı sıcağına. Gebelikte şeker takibi yine hala sordunuz, karşılaştığınız soruların evet, başında. Evet, kesinlikle. Gebelikte kanama olursa nasıl takip edeceğiz, ne yapacağız, paniklememize gerek var mı diye var. Arada bir ruhsal dengesizlikler mutlaka olabiliyor. Neler söyleyeceksiniz? Birçok soru var devamını. Gebelik şekerinden, ilk başlayalım. Gebelik şekeriydi evet. Galiba değil mi? Gebelik şekeri, yani benim çok önemsediğim, en çok üzerinde durduğum şey gebelik şekeri aslında bakarsan gebelik takiplerinde. Az önce gebe kalmadan önce yapılması gerekenlerden bahsederken orayı atladım zannediyorum. Bence gebeliğe sağlıklı bir kiloda başlamak kesinlikle gebelik süreci için çok önemli. Hani burada sağlıklı kilo derken böyle manken olmayı kastetmiyorum. Evet, manken gibi bir fiziğe sahip olmayı kastetmiyorum. Sizin boyunuza göre sağlıklı sınırlar içerisinde body mass indeksi dediğimiz vücut kitle indeksimiz. Yani kilolu sınıfta olmamanızı bekliyoruz sadece. Gebelik şekeri, gebelik tansiyonu gibi hastalıklar kilolu grupta daha fazla görülüyor. Dolayısıyla da mesela gebelikte de işte 9 ila 12 kilo ile tamamlayın. Her aya neredeyse 1-1,5 kilo gibi daha fazlasını almayın ki hem doğum için kolaylaştırıcı, doğumu rahat geçirmenizi sağlayan bir durum. Hem de gebelik sürecini hastalıksız, dinç, yürüyerek, koşarak, dans ederek, günlük hayatınızdan fedakarlık yapmadan tamamlayabilmenizi, işte ellerde kollarda uyuşmalar yaşamadan sağdan sola kolaylıkla dönebilmenizi sağlayan bir durum çünkü bu. Yani doğum öncesi kilo kontrolü mutlaka önemli öncelikle. Evet. Şimdi doğuma sağlıklı bir kiloyla giriyorsanız ve doğuma kadar da bu 9 ila 12 kilo gibi bir kiloyla tamamlıyorsanız ek risk faktörleriniz yoksa gebelik şekeri çok daha nadir görülüyor. Ama çok kilolusunuz, obezsiniz. İnsülin direnci birçok insanda var. İşte polikistik over, onun da adı çok sık geçiyor. Bu fazla görülen bir durum bizim ülkemizde de. İnsülin direnci zaten var. Bir de üzerine gebeliğin fizyolojik etkileri eklenince gebelik şekeri 24. haftadan itibaren karşımıza çıkıyor. Annenin hayatını gerçekten zorlaştıran bir durum çünkü gebelik özel bir dönem. İşte aşerme dediğimiz bir durum var. Yani yoksa da var, canı çekiyor. Dondurma, çikolata, işte abur cubur bir sürü şey çekiyor, yemek istiyor. Bunları bir anda kesmesini istiyorsunuz. Kolay bir şey değil. Tabii. Onu kes, ekmeği kes, pilavı kes, makarnayı kes. Anne. Ne yiyecek? Otla, çöple, sebzeyle beslenecek. O da kolay bir şey değil gerçekten ki insanlar, yani etrafındaki insanlar da birazcık zorlaştırıyor gebelerin hayatını. Çünkü sürekli önlerine sen iki canlısın, şunu da ye, onu da ye. Bak sen kilo almadın, bebek nasıl beslenecek gibi sürekli böyle baskılar. Evet, yemelisi üzerine baskılarla karşılaşıyor. Ama gebelikte beslenme gerçekten önemli. Porsiyonlar kadar içerik olarak ne yediğiniz de önemli. Günlük kalori ihtiyacınızı işte diyelim ki 2000 kalori almanız gerekiyor. Bunu karşılayabilirsiniz her türlü şeyle. 3 tabak makarna yersiniz. Ne bileyim 2 bardak işte asitli içecek içersiniz. 2000 kalori eder size. Ama ne yediniz? Bomboş bir beslenme. Ne yediğiniz çok önemli. İlk 3 ay içerisinde annenin beslenme alışkanlıkları ileriki hayatında çocuğun beslenme alışkanlıklarını belirliyor. Anne işte sebze yemiyorsa, sağlıklı kuru yemişler tüketmiyorsa, sağlıklı yağları almıyorsa, işte fast food'la, abur cuburla besleniyorsa, çocuk doğduğu zaman işte normal gıdaya geçtiğinde ondan sağlıklı bir beslenme göstermesini beklememeli. Çünkü anne karnında. Çünkü anne karnında evet. Çocuğun aşina olduğu tatlar, onlar öyle bir beslenmeye, işte insülin dalgalanmalarına, şeker dalgalanmalarına maruz kalıyor anne karnındayken. Doğduğu zaman da dolayısıyla doğru beslenme alışkanlıklarını edinememiş oluyor.
O yüzden de özellikle gebelik sürecindeki beslenme önemli. Ben her zaman diyorum ki zaten şimdi gün içinde tüketmen gereken o kadar çok şey var ki bunları eğer yersen ekstra abur cubur ihtiyacı hissetmeyeceksin. Çünkü güzel bir kahvaltını yaptın, iki tane yumurta ye. İşte peynirini, zeytinini, yeşilliğini ye. Eğer hani şeker hastalığı yoksa bir tatlı kaşığı, bal, pekmez, reçel neyse güzel, onu ye. İşte kepekli ekmek hayatımızdan çıkarıyoruz, yok ama... Çavdar, tam buğday, siyez, kara buğday neyse, hı-hı, sağlıklı tohumlardan oluşan ekmeğini bir veya iki dilim ye. Hı-hı. Gayet güzel bir kahvaltı. Birkaç saat sonra bir ara öğün, bir meyve olabilir, bir kase kuru yemiş olabilir. Hı-hı. Ama kuru yemişte tabii ki sınır bilmek lazım. Böyle avuç avuç değil kuru yemiş. Küçük bir kase içerisine. Doymalık değil, tadımlık o tadımlık zaman. Yani tadımlık da değil aslında bakarsan. İşte ne bileyim 6-7 tane badem, 2 tane ceviz, 1-2 tane kuru kayısı. Ondan sonra fındık, 5-6 tane fındık. Karıştırıp bunları seviyorsa gün diyelim, içerisinde. Seviyorsa daha ziyade yani sağlıklı şeyler, evet, yağlar içeren kuru yemişler diyoruz. Yani çiğlerini tabii ki kavrulmuş, tuzlanmış, paketlenmiş olanlarını değil, çiğlerini. Gülay sevdikleri tercih ettiği için benim bir anne aday bir şey olmaz kaçamak dedikleri için. Tabii ki arada kaçamaklar, evet, olabilir ama hani optimum faydadan bahsediyoruz ya şimdi onun için söylüyorum ama bir kaseyi hazırlayıp gün içinde ikiye bölerek tüketmesi iyi olur. Sonra öğle yemeğimiz geldi. Öğle yemeğinde sebze yemeği yiyebilir, baklagil tüketebilir. Yanında yine işte 5-6 kaşık diyeyim bulgur pilavı, işte ben makarna, pilav, pirinç pilavı gibi seçenekleri biraz daha böyle her zaman diyorum ki doymak için değil, sadece işte tadımlık, tadımlık tüketmenizi öneririm. Yanında salatasını, yoğurdunu yerse gayet doyurucu bir öğle yemeği. Bir öğünde de yine tabii ki protein içeriği açısından kırmızı et. Bunları söylemek zor geliyor şu dönemde birazcık tabii ki bu hayat pahalılığından dolayı, ama hani söylemek zorundayız artık. Şartları müsait olanlar diyelim. Şartları müsait, evet, olanlar ya da işte kırmızı etin alternatifi ne olabilir? Baklagiller, kaliteli proteinler. Kırmızı ete eşdeğer baklagiller. Nohut, mercimek, kuru fasulye. Bunlar da hani böyle 1-2 gün suda beklettikten sonra pişirilirse içerisindeki magnezyumdan faydalanma ihtimalimiz artıyor. Fitik asitinden arındırıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla 2 gün bekletip öyle pişirmelerini öneririm. Maksimum fayda sağlayabilmeleri için. Yine yanında bulgur pilavı ve yoğurtla gayet besleyici, protein içeriği yüksek, kırmızı ete eşdeğer bir öğün oluşturabilirler mesela. Daha ne olsun?